Merkezi sistemi de vazgeçmişler. Allah bir daha nasip etmesin şu merkezi sistemi. Canımız çıktı merkezi sistem. Beladır, beladır, azın beladır. Bu diyanete dedik dedik görmez zamanında. E görmez. Aa, soyadı belli. Yani belayı bulduk işte. Ondan sonra merkezi sistemi ele geçiren gavur Marşı, Marksist, Leninist, bilmem ne, Komünist hepsi minareden aşağı. Olacağı buydu. Dedik ki bir memlekette yüz ezan okunmakla bir ezan okunmak bir midir? Ezan okunduğu zaman belalar kalkar. Bak hadis-i şeriflerde buyuruluyor. Sahih rivayet. Ezanı çok olan memleketin soğuğu az olur. Donduk ve hala ısınmadık. Neden? Ezanı bire indirdiler. Beykoz'da merkezi sistem ezan yaptılar. Ha burada her yer minare, cami dolu köyler. Ezan yok. Merkezi sisteme bağlamış. Karlı tepesinden Karsu tepesine kadar. Her yer merkezi. Ondan sonra buz. Donduk. Zekesural ezan, zekesural ezan kuriyetin kelle berduha buyuruyor. Bir memleketin ezanı çok olursa soğuğu az olur. Merkezi sistemde kaç kişi okuyor? Bir kişi. Kaç ezan? Bir ezan. E ne olacak? Buz gibi Allah da bizi donduracak işte. Ondan sonra da gavurlar ele geçirecek merkezi sistemi. Sana bilmem ne marbelamom Martoval mı ne okudular sana işte. Okuyunca sen anca mı vazgeçeceksin? Yazıklar olsun. Diyanete rica ediyorum. Allah razı olsun. Bu Diyanet reisinden umutluyuz. Allah razı olsun. zaten din işte yüksek kurulu her zaman alim fazıl insanlar var. Onu biliyoruz zaten de işte. Bu. Körmez, mörmez, Bardakoğlu falan bunların şeyinden geliyor bu 15-20 senelik e, FETÖ operasyonundan herkes nasibini aldı yani. Şimdi bu şimdiki reis bey Allah razı olsun. Biz dua edeceğiz. Bu merkezi sistem nerede varsa iptal edilsin. Her yerde ezan çok okunsun ve her camide müezzin imam kim neyse işte vazifeli kayyım o okusun ve böylece ezan çok olsun ezan çok olsun soğuk az olsun bela az olsun ezan belaları kaldırır ezan azapları kaldırır ezan musibetleri kaldırır ya yani sen e, yolcuyun bile misafirin arkasından ezan okursan selametle geri döner diyor rivayetlerde bütün kitaplarda yani memleketin ezanını bire indirilir mi ya bu ne büyük bir vebaldir ya. Bunun bunun altına kim kalkabilir ya o ezanları? Ya bir tane ezan okunacak ya. Bu nasıl bir şeydir? Bir ezanla 40 camide namaz kılınır mı ya? Bu ne büyük bir bitattır ya. Bundan büyük at dünya kuruldu kurulalı görülmemiş. Yani 10 kilometre, 20 kilometre hatta ilerideki adamın sesine ben burada namaz kılacağım ya. Ya bu çok büyük bir bitattır. Evde bile sünnettir okumak. Caminin ezanı gelse bile. Caminin ezanı kameti gelirse onları duyur, yani caminin ezanı gelirse evde okumadan kılmak bidat olmaz. İbn Mesud'un rivati var. Yekfi nazanul hayy ve ikametun Caminin ezanı kıyameti yeter. Bu rivat ama e, ihtiyat olan, eftal olan nedir? Efendi Hazreti, devamlı ezan okuyun. Devamlı kıyamet getirin. E, yandan duyursa bile camiden. Ya yani evde kılınıyorsa mutlaka ezan e, yani evde de okunması büyük e, selamet. Ezan huzur getirir, sükunet, çekinet getirir. Bela kalkar, azap kalkar kardeşim sen. Ne yapıyorsun? Doğan çocuğun kulağına ezan okuyorsun, kahmet getiriyorsun ya. Sen kalkıyorsun, camilerde ezanı kaldırıyorsun ya. Bu şiddet-i bunu çoktan düzeltmeliydi yani yeni reis. E, fakat tabii bu bizim eski konuşmalar, reddiyeler evvelce kaldı biraz. Şimdi benim duyduğuma göre bilmiyorum. inşallah doğru haberdir. Yani merkez sistem iptal oldu. Belki bölgesel, İzmir'de mi oldu bilmiyorum inşallah. Her yerde darısı her yerin başına bu ezanlar e, devam edecek. Kıyamete kadar ezanlar dinmeyecek, susmayacak. E tamam da kardeşim, karşıki köyün ezanından bana ne ya? Buranın ezanı buranın belasını kaldırır. Buranın soğuğunu kaldırır ya. Bu çok önemli bir mesele. E, bu bid'atı mutlaka yayalım. Bu bid'atın kaldırılması için bütün Müslümanlar, Kadınınız erkeğiniz herkes vazifelidir. Yani diyanete her yerden ne diyeceğiz? Dilekçe mi gönderiyorsunuz? Arzuhan mı gönderiyorsunuz? İşte neyse ricacı olacaksınız. Bu bir adı kaldırın. Sünnet seni ihya edin. Bizim zamanımıza sünnet öldürülür mü ya? Böyle şey olur mu ya?